Şöyle bir sözünüz var. Millet verdiği oya sahip çıkmayanı, seçim gecesi kendini yalnız bırakanı, umutları alıp karanlığa gömeni affetmez demiş. Ve 2019 seçimlerini hatırlatmışsınız. Ve sizi seçim gecesi yalnız bırakmayacağız demişsiniz. Kimi kastettiniz burada? Tarihte çok örneği var. En yakın Yani örnek. yok öyle parmakla işaret ederek herhangi bir siyasetçi ya da herhangi bir partiyi ben orada kastetmedim. Ama çok örneği var. Yani biz şu mesajı verdik. Bunu ne zaman söyledik bu ara? Biliyorsunuz dün biz yeni bir uygulama başlattık. Saydık nokta biz diye. Yani demokrasiyi sevdik biz, oyları saydık biz diye. Yani saydık nokta biz diye bir uygulama başlattık biz. Cep telefonuna da yüklenebiliyor. Bilgisayarlardan ulaşılabiliyor. Yani bunun özü sandıkları sahiplenmek. Ve bunu sadece parti mensuplarımıza değil, sadece teşkilatımıza değil, bütün Türkiye'ye açtık. Yani vatandaşlarımız... Nedir bu? Anlatır mısın? Bu önemli bir şey aslında, biliyor Tabii. musunuz? Yani seçim güvenliğiyle ilgili bu, değil mi? Seçim güvenliği. Buyurun Yani anlatın, dinliyorum ben vatandaşlarımız sizi. şu anda Türkiye'nin her yerinden, bütün vatandaşlarımız herhangi bir partiye üye olmasalar dahi sadece ve sadece demokrasiye sahip çıkmak için, sandıklara sahip çıkmak için sandık sahiplenebilecekler. Yani bizim kurduğumuz altyapının özü bu, sandık sahiplenme. Yani girip vatandaşlarımız kendini sisteme kaydedip saydık nokta bir sistemine kaydettikten sonra Türkiye'nin hangi şehrinde oturuyorlar, hangi ilçede oturuyorlar. Dolayısıyla o ilçedeki seçimin kullandığı binalardan birisindeki sandıkları sahiplenecekler. Girecekler oraya, diyecekler ki işte örnek veriyorum Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki işte şu ilkokuldaki sandıkları ben sahiplenmek istiyorum diyecekler. Buradan Nasıl başvuracaklar. sahiplenecekler? Sahiplenmek demek biz o vatandaşımızı o sandıklardan sorumlu olacak şekilde irtibatlandıracağız. Sonuçları nasıl alacak onlar? Sonuçta nasıl olacak? O vatandaşlarımız girdiler ya şimdi mesela diyelim ki o ilkokuldaki sandıkları sahiplenen bir vatandaşımız kendisi buraya kaydettirdi. Seçim günü yine aynı uygulamayla saydık nokta biz uygulamasıyla o binadaki sandık sonuç tutanaklarını, ıslak imzalı tutanaklarının sadece ve sadece cep telefonları şöyle bir fotoğrafını çekecekler ve sisteme yükleyecekler o fotoğrafı. O kadar. Ve ne olacak? O fotoğraflar belli merkezlerde toplanacak ve o sandık tutanağının fotoğrafları üzerinden bilgisayar sistemine yine saydık nokta bizim bu sefer bilgisayar operatörleri üzerinden sisteme girilecek. Dolayısıyla YSK'nın sistemine karşı bizim saydık nokta biz sistemimiz çalışacak ve sandık sandık mukayese edeceğiz. Yani bizim sistemde o sandıktaki oy kaç? YSK'nın verisi kaç? Tutuyor mu, tutmuyor mu? Tutmayanlarla alakalı hemen bir süreç başlatacağız. Özü bu yani. Dolayısıyla YSK'nın kendi oy sayma, tasnif etme sistemine, bilgisayar sistemine alternatif bir bilgisayar sistemi oluşturuyoruz biz. Özü bu yani. Peki ıslak Sistemin imzalı adına saydık nokta biz. tutanağın bir örneğin alınması bundan daha sağlam değil mi? Islak imzalı tutanağın örneğini ancak kimler alabiliyor? Bir, sandık başkanı. İki, sandık başkan yardımcısı. Ayrıca 5 tane daha önce seçime girmiş siyasi partilerin sandık temsilcileri. Siz olmayacaksınız orada. Biz daha önce seçime girmedik. Dolayısıyla bizim sandık temsilcisi hakkımız yok. Ha, ne zaman olacak? Bir sonraki seçimde olacak. Dolayısıyla bizim ve bu işte gönüllü olarak görev almak isteyen vatandaşlarımızın bir alternatif sistemi olacak bu. Saydık nokta bizim özü bu. Bir de şu var. Her ne kadar siyasi partilerin birer tane sandık görevlisi bulundurma hakkı olsa da her siyasi parti bunu yapamayabiliyor. Türkiye'de 200 binin üzerinde sandık kurulacak ve siyasi partiler 200 bin kişiyi bulmakta zorluk çekebiliyorlar. Dolayısıyla sandıklarda o sandık görevlerinde eksiklikler, boşluklar da olabiliyor. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Vatandaşlarımız bu işi siyasi partilere de bırakmasınlar. Kendileri sahiplensinler. Sandık sahiplensinler. Saydık nokta biz sistemi üzerinden de YSK'nın sonuçlarını kontrol etsinler, mukayese etsinler. Bu Açık şeffaf bir sistem ve herkese açık yani. Deva Partisi'nin değil mi? Yani Tabii. Millet İttifakı'nın değil. Değil, değil. Bu Deva Partisi'nin. Millet İttifakı içerisinde benzer bir sistem benim bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. İyi Parti'de de olduğunu zannediyorum. Ama biz her ne kadar parti olarak bunu yaptıysak da partiye özel yapmadık bu sistemi. Yani sadece partili arkadaşlarımız kullansın diye bir şey yapmadık. Biz tüm Türkiye'yi açtık. Şu anda bizi izleyen vatandaşlarımız hemen Google'dan saydık nokta biz derlerse hemen ekranlarına Saydık bilgiler nokta düşecek. biz, Saydık evet. nokta biz.
Hemen ekranlarına şey düşecek. Saygı değil mi? İ ile. İ, I çok fark etmiyor. Artık Google onu hallediyor. Tamam. o artık Türkçe uyum sağladı nihayetinde. Dolayısıyla ama tabii İ harfi olunca daha hemen hızlı. Girecekler. Orada hemen form ve bilgiler sorulmaya başlanıyor. İşte telefonun, ad, soyad. Önce bir sisteme kaydoluyorlar. Yani ben sandık sahiplenmek isteyen birisiyim diye sisteme kaydoluyorlar. Sonra hangi ilde, hangi ilçede, hangi binadaki sandıkları sahiplenmek istediklerini işaretliyorlar. Dolayısıyla bizim sistemimiz artık o kişiyi o sandık, o binayla eşleştiriyor. O binanın kim tarafından sahiplenildiğini biz görmüş oluyoruz. Görmüş oluyoruz. Seçim günü de o vatandaşlarımızdan sorumlu oldukları, yani sahiplendikleri sandıkların sonuç tutanağını, sayım tutanağını, sandıkla ilgili o ıslak imzanı tutanağını sadece istediğimiz fotoğrafı çekip, çok basit, fotoğraf düğmesine bas, yükleme düğmesine bas, o kadar. Çok basit bir şekle indirdik biz bunu. Peki ya benim aklıma ne geliyor Sayın Başkan? Çok haklısınız da. Şimdi geçen seçimlerde Anadolu Ajansı bir anda İstanbul'da AKP'nin önde olduğu ilçeleri ya da Türkiye'de AKP'nin çok aldığı, oy aldığı illeri peş peşe sıralayıp diğer illere girmeyip dengeyi bozup bir anda AKP'yi %70, %71'e kadar taşıdı. Öyle bir rüzgar estirdi ki sandık kurullarında, yani sandık başında bekleyen insanların moralleri bozuldu. Çöktüler yani. Çoğu da bıraktı. Evet, nasıl kaybettik biz. Evet. Şimdi bunlar her türlü algı operasyonu yapacaklar. Şimdi siz güzel bir şey açıkladınız ama niye altı muhalefet partisi bir araya gelip tek bir sistem kurup altı siyasi partinin gücünü kullanıp ortak konnekte bir sistemle bütün sandıkları takip edip tek sistemde bunları derleyip toparlayıp ıslak imzalı ki iki tane parti var bildiğim kadarıyla. Diğer parti hangisi? HDP var ama HDP ittifakta değil. Getirip o ıslak imzalı şeyleri, tutanakları da tek bir elden yapılsaydı daha mantıklı olmaz mıydı bu? Yani altı partinin 200 bin sandıkta böyle bütün bu işlerde koordine etmesi de çok kolay bir iş değil yani. Ama şunu yapacağız biz mesela. Yani altı partiden eğer sandıklarda eksiği olan, sandık görevlisi eksiği olan olursa bu sandık görevlisi eksiğini tamamlamak için bir işbirliği içerisinde olacağız. O mekanizmayı kurduk. Biliyorsunuz ortak bir seçim güvenliği sistemi kurduk. Seçim güvenliği sistemi. Ve seçim güvenliği komisyonuyla da seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası yapılacaklarla ilgili arkadaşlarımız basın toplantısıyla anlattılar. Yani bu altı partiden oluşan seçim güvenliği komisyonunun nasıl çalışacağını arkadaşlarımız kamuoyuna da duyurdu. Bu bilgi işlem sistemlerine gelince bu bilgi işlem sistemlerinin birden fazla olması ve birbirini check etmesini biz daha doğru görüyoruz. Yani çünkü tek bir sisteme bağlı kaldığınızda örneğin 2018 seçimlerinde aksaklıklar olduğunu biliyoruz. 2019 seçimlerinde yine aksaklıklar olduğunu biliyoruz. Şey, bilgisayar ancak çöktü. 2019'un ikinci seçiminde yani İstanbul'un ikinci seçiminde ancak sandıklara sahip çıkma ve sistem daha bir tek İstanbul'da çalıştı. Oldu. Evet. Ankara'da yine tam olmadı ama. Hatırlıyor musun Sayın Babacan? Evet. Yani biliyorum, Sayın Genel biliyorum, Başkan. Hepsini biliyorum. Ankara'da tam olmadı. Evet. İstanbul'da Canan Kaftancıoğlu'nun çok büyük bir katkısı var. Onda onu inkar etmemek lazım. Ama Türkiye genelinde mesela o akşam sistem çöktü. Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bilgisayarlar çöktü. Biz şimdi sistemi şöyle oluşturuyoruz. Mesela başka sivil inisiyatifler de var bu konuda. Sadece siyasi partiler değil, sivil inisiyatifler de bunu yapıyor. Mesela sanırım Oy ve Ötesi var. İşte Türkiye bir şey işbirliği, tam isimlerini hatırlamıyorum şimdi ama sivil inisiyatifler de var. Biz ne yaptık? Bizim sistemimiz tamamen açık bir sistem. Onlara dolayısıyla sandık bazında sistemlerin birbirlerini check etmesiyle ilgili bir adım da attık burada. Ha, o güzel. Tabii. Diyelim ki 200 bin sandık mı var? İşte 151.258 nolu sandık bilgisini biz anlık olarak diğer sistemlerde de çekebiliyoruz. Paylaşabiliyorsunuz. Tabii ki. Yani buna uygun bir sistem kurduk. Dolayısıyla burada diyelim ki işte o 3-4 noktada eğer sandık sonuçları tutuyorsa bilin ki o doğrudur yani. YSK'nınki çok farklı bir şeyse bak burada bir şey var. Burada bir sorun var. O zaman hemen bu sandığa itiraz edilmesi lazım ve bunda adım atılması lazım. Dolayısıyla aynı sandıkla ilgili birden fazla sayımın hiçbir zararı yok. Tam tersine birbirini kontrol eder bu yani.
Sayın Genel Başkan, neye üzülüyorum biliyor musunuz? Siz bir genel başkansınız ve bir seçime gidiyorsunuz. Hala sandık güvenliği konusunda o kadar çok endişeniz var ki bunu gidermek için bu vatandaşlarımız da endişeli. Bunu bir gidermek evet. için web sayfaları kuruyorsunuz. Tabii. Partiler bir araya geliyor, seçim komisyonları kuruluyor. Sandık kurullarına adamların tamamlanması için çalışmalar yapılıyor. Ya yani aklıma ne geliyor biliyor musun? Hiç mi hırsızın suçu yok diye bir laf var ya. Yani hakikaten elinize sağlık. Bir şey demiyorum ama sizin aslında sandık güvenliği konusunda bu ülkenin hukukuna, YSK'sına, yargısına güvenip İçişleri Bakanlığı'na, yani tamam şimdi güleceksiniz ama yani güvenip sadece halka yani kendi işte hazırladığınız programları, bildirgelerinizi, gelince ne yapacağız, sorunları nasıl çözeceğiz diye sadece buna odaklanmanız gerekir ama emin olun Millet İttifakı'nın şu an aklının üçte biri bu sandık güvenliğinde. Belki de yarısı. Doğru. Neden? Çünkü özellikle 2018 ve 2019 seçimlerinde neler yapıldı hep beraber gördük yani. Maalesef fırsat bulunduğu anda, sandıklara sahip çıkılmadığı anda çok farklı ve yanlış işler yapılabiliyor. Bunu gördük. 2018'de de gördük. 2019'da da gördük. Dolayısıyla çok dikkat etmemiz gerekiyor. Üstelik doğru hesaptan kaçmaz. Yani diyelim ki, varsayalım ki her şeyi doğru yapmaya çalışıyorlar. Bunun yine de bir kontrolünde fayda var. Ne olacak ki? Eğer doğruysa doğruluğu ortaya çıksın yani. Yani doğru hesaptan kaçmaz diye bir atasözü var biliyorsunuz. Şunu da söyleyeyim, bizim bu sistemimiz, yani saydık nokta biz, tamamen gönüllerimizin hazırladığı bir sistem. Biz bir kuruş para vermedik. Yani gidip de bir yazılım firmasına, arkadaş şu kadar parayı al bize gel bir yazılım yaz falan demedik. Yani bizim bu sistemimizde hem alın teri var, hem akıl teri var. Gönüllü yapıldığı için de kalp teri var. Böylesine oluşmuş bir sistem. Yani genç arkadaşlarımızın, bizim Mustafa Ergen var. Kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde hoca. Onun koordinasyonunda genç arkadaşlarımızın hazırladığı bir altyapı. Ve herkes de açık. Yani bir, dün duyururken de söyledik. Eksiği olabilir, tamamlarız. Yanlışı olabilir, düzeltiriz. Gördüğünüz sıkıntılar varsa bize söyleyin diye duyurduk yani. Seçime de var. Daha 7 hafta var. Sisteme şimdi giriş çıkış deneme her şey serbest yani. Sisteme girilir, çıkılır, denenir. Varsa sorunlar giderilir o zamana kadar. Ama önemli olan herkese açık ve herkesi işin içine katacak bir süreç başlatmakta. Yani normalde partilerin sandık müşahidi olur ya, partilerin sandık görevlisi olur. Oysa saydık nokta biz bütün vatandaşlarımıza açık. Sadece Deva Partisi değil, herkese açık. Halk sandık müşahidi oluyor yani, bu kadar. Evet, evet. Yani bu sanal ortamda. Mesela bu sisteme girmek, kaydolmak partimizin üyesi olmak anlamına da gelmiyor. Yani partimizin üyesi olmasa da her vatandaşımız gelip bu sisteme girip sandık sahiplenebilecek. Amacımız da bu. Deva geliyor.